Bingöl'ün Genç ilçesinde vatandaşlar terör örgütü PKK'ya düzenledikleri mitingle protesto etti. Önceki gün PKK'lı teröristlerce zırhlı polis aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının yapıldığı öğretmen evi kavşağında düzenlenen teröre lanet mitingine aralarında kadınların da yer aldığı çok sayıda kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim'de okunan mitingde ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar sık sık "Kahrolsun PKK ve şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atarak terör örgütüne duydukları nefreti ifade ettiler. Grupta bulunan gençler ise 207 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıdı. Vali Yavuz Selim Köşker burada yaptığı konuşmada terör örgütlerinin amacının insanları korkuya, toplumları yılgınlığa sevk etmek olduğunu, ancak meydanda yapılan mitingde korkunun eserinin bulunmadığını bildirdi. Terörün ikinci amacı toplumu yılgınlığa sevk etmektir. Bugün sizin burada yaptığınız bu hadise belki ülke tarihinde, belki dünya tarihinde bir ilk. Bir şehre kastedenler, bir şehri terörize etmek isteyenlere verilen en anlamlı cevabı veriyorsunuz şu anda. En anlamlı sille yapıyorsunuz onlara. Allah sizden razı olsun. Böyle bir halka sahip olan, böyle bir topluma sahip olan milletler, devletler, ülkeler asla çekmezler. Asla geri gitmezler, asla parçalanmazlar. Bunu parçalayamayacaklar, bunu tüm dünyaya gösteriyorsunuz. Tarih yazıyorsunuz, Allah sizden razı olsun. Genç Sivil İnisiyatifi adına hazırlanan bildiriyi okuyan Yaşar Özer, terörü lanetlemek ve şehitlere saygı göstermek için alanda toplandıklarını belirtti.